Thorun'u anıtlar. Milattan sonra 8. yüzyılda 728-732-734 yıllarında dikilmiş mezar taşlarımız. Fakat bundan daha önceki dönemde milattan önce 5. yüzyıla ait bir cümlelik yazımız var. Sayın Güller, aslında bizim yazılarımız ilk yazılı metinlerimiz milattan önce 5. yüzyıldan daha önceki dönemlere ait. Lakin bizler yine Batılıların ifade ettiği gibi destan yaratmaktan destan yazmaya fırsat bulamadığımız için eserlerimize sahip çıkamadık. Bu bizim milli bir zafiyetimiz. Yazılı eserlerimize sahip çıkamadık. Hep bizim dışımızdaki birilerinin yardımıyla iyi niyetle veya kötü niyetle yardımıyla o eserlere sahip olabildik. Dolayısıyla şu anda var olan metinler doğrultusunda milattan önce 5. yüzyıla ait bir cümlelik yazımız var. Evet. Ama ben inanıyorum ki yakın zamanda yapılacak arkeolojik kazılarla ülkeler arasında Rusya ile Çin ile yapılacak kültürel anlaşmalar doğrultusunda milattan önce 5. yüzyıldan önceki dönemlere ait de yazılı metinlerimiz mutlaka olacaktır. Ve ilk bahsettiğim yazılı metin 1969 yılında Kazakistan'ın Almaty şehrine 50 kilometre kadar mesafede Esik şehri diye bir şehir var. Bu şehirde 1969 yılında yapılan bir kazı sırasında bir yol inşaatı kazı sırasında bir mezar ele geçiriliyor. Bu mezarda müsaadenizle kurgan denen Esik kurganı denen bir mezar ele geçiriliyor. Yani bulunuyor. Orada yapılan kazılarda önümdeki notlarda sizin çalışmalarınızdan biliyorum. 4800 parça eşya bulunuyor. Bunların üzerinde de bir takım yazılar tespit ediliyor. Şimdi bu mezar sayın yönetmenimiz eğer müsaade ederse 5. resmi bir açabilir miyiz lütfen? Evet. Bu 5. resimde altın elbiseli adam mezarı diyoruz. Bu zırhın, savaş giysisinin bulunduğu mezara altın elbiseli adam mezarı diyoruz. Bu giysi bizim için çok çok önemli değil. Yani altınla, som altınla mücevherlerle süslü bir zırh. Önemi var. Tarihsel açıdan
madenini işlemesini gösteriyor Türk milletinin. En eski maden işleyen mesela Türk Metal Sendikası'nın amblemi şu anda Bozkurt'tur. Onun sebebi işte hem Ergenekon destanına da dayanır. Yani demir dağları eriterek Ergenekon'dan çıkışını simgeler. Metal işçiliği açısından çok önemli. Demiri işlemek, eritmek. Burada da altın elbiseli adam da onu çok yüksek bir işçilik var. Dolayısıyla Türklerin tarihte metali işleyen ilk millet olduğu. Onun için Ali Türk Metal Sendikası'nın da tarihimizin derinliklerinden gelen bu metal işçiliği anlamında çok köklü bir sendika olduğunu ifade için o amblem seçilmiş. Evet. Çok haklısınız. Bu altın elbiseli adamın ben altın değerinin para yönünden, maddi yönünden değerinin olmadığını ama demiri işlediğimiz, altını işlediğimiz belgeleyen ve bir medeniyet oluşturduğumuzu, göçebe bir medeniyet olmadığımızı, atlı bir medeniyet olmadığımızı belgeleyen, Allah aşkına o resme bir kere daha geri dönebilir miyiz? Şimdi bu resimdeki altın elbiseli adam, düşünün, lütfen o beşinci resme dönelim. Evet. Şimdi bir de altıncı resmi gösterelim. Tabii biraz şey durmuş, yatay durmuş. Evet. Atın üzerinde göçebe bir kavim olan Türkler atın üzerinden mi yaptı bu savaş giysisini? Mutlaka yerleşik bir medeniyet söz konusu. Ve bu yerleşik medeniyeti sadece bu giysi belirtmiyor. Turfan şehrinde, Beşbalık şehrinde yapılan kazılarla o şehirlerimizi biz yer altından ısıtmışız. Tabii. Ve yer altından kanalizasyon sistemini ortaya koymuşuz. Yani biz yerleşik medeniyette 10. yüzyıldan önce geçmiş bir milletiz. Bunun vesikaları, belgelerde ekranda görülmekte. Alt üzerinde yapılabilir mi bu son altında yapılmış savaş giysi? Yani hayatı göçebelik olan bir milletin böyle bir şey üretmesi mümkün değil. Ve tarihi milattan önce 5. yüzyıla ait. Konular göçer medeniyet diyoruz biz. O aslında yerleşiklikle birleşmiş, bütünleşmiş bir sosyal hayatı ifade eden bir medeniyet aslında. Bu tabi çok fazla bilinmiyor. Zaman zaman da bu Çingenelerin göçebeliği gibi algılanıyor. Öyle değil tabi. Türklerdeki konar göçer medeniyet. O da biraz önce dediğimiz gibi yerleşik, kompleks vermek istedikleri evet, için birileri kasıtlı olarak o ifadeleri ortaya koyuyorlar. Şimdi Sayın Güler, benim esas burada belirtmek istediğim altın elbiseli adam mezarında belirtmek istediğim bir cümlelik yazı var. Evet. Mezarda bir de yemek kabı var. Ahiret inancı var eski Türklerde ve öldükten sonra dirilecek. İşte o savaş giysisi
ile savaş yapacaklar ve o yeme kapkacaklarıyla da karnını doyuracak, kullanacak. Dolayısıyla o kapkacaklar da önemli değil. Maddi değer çok önemli değil. Ama o kapkacaklardan birisinin çevresinde lütfen 8. resmini yerleştirelim. Bir cümlelik yazısı var. Evet. 8. resmi koyalım. Evet. Bir de 9'u koyalım. Burada çok net değil. 9'da biraz daha net. Dokuzuncu resim. Evet. Bakın bu yazı Göktürk alfabesiyle yazılmış bir yazı. Göktürk alfabesinin milattan önceki 5. yüzyıldaki şekliyle yazılmış bir yazı. Yani o dönemde kullanıldığını biliyoruz. Yazılar şüphesiz sonra olmasına rağmen ve bu yazıda bugünkü Türkçe ile şu ifade ediliyor. Ekranda görülüyor. Tigin 23'ünde öldü. Esik halkının başı sağ olsun. Tigin eski Türklerde bir ünvan. Prens anlamında. Yani Tigin'in 23'ünde öldü. Esik halkında başı sağ olsun diye bir mesaj veriliyor. Bu yazının içeriği çok önemli değil. Bizim için önemli olan alfabe ve kullanılan dil. Evet. Alfabe 10 yüzyıl sonra, 12 yüzyıl sonra, milattan sonra 8. yüzyılda dikilmiş olan Orun anıtlarının milattan önce 5. yüzyıldaki şekli. Evet. Dolayısıyla Göktürk alfabesiyle oluşturulmuş ve dil de Türkçe. Ki bu dil Göktürk abidelerinde olgunlaşmış bir şekilde kendini gösteriyor. Bizim ikinci temel eserimiz de Orun anıtları. Evet. Orun anıtları da tarihimiz açısından, kültürümüz açısından, dilimiz açısından, o dönemki Çinlerle olan münasebetler, ticari ve siyasi münasebetler açısından, hatta yüzyıllar sonrasında Türk milletine mesajlar vermesi açısından fevkalade önemli bir metin. Evet. Ama ilginçtir ki devlet felsefemiz orada var, her şey orada var yani baktığınız zaman. Mesela Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle oradaki bilgi kalan bir takım mesajları örtüşen bir görüntü de ortaya koyuyor ki devlet anlayışının tarihsel süreçte buradan hareketle devamını orada izleyebiliyoruz. Evet. Bilge Kağan'da milletin önderi devlet başkanı, Atatürk de milletin önderi devlet başkanı. Aynı hassasiyetleri taşıyorlar. Dolayısıyla milletinin her alanda, siyasette, kültürde, ekonomide güçlü olmasını arzuluyorlar. Onun için mesajlar ortak olacaktır. Evet. Burada da benim özellikle değerli izleyicilerime arz etmek istediğim bir konu var. Bu kadar
önemli olan Orhun anıtlarıyla ilgili biz 8. yüzyılın ilk yarısında dikmişiz. Ondan sonraki yüzyıllarda Türkler olarak, Doğu Türkleri, Kuzey, Batı Türkleri olarak unutmuşuz. İlk defa Cihan Küşa adlı bir eserde 12. yüzyılda ifade edilmiş ama yine haberdar olmamışız. Çok ilginç bir macerası var. Müsaadenizle o macerayı ifade etmek istiyorum. Şimdi Sayın Güler, Orhun kitaplarının bulunuşu ve okunuşuyla ilgili bir macera. Buyurun. Yani değerli izleyicilerimize kısadan hisse niteliğinde bilgiler aktarmaya, arz etmeye gayret ediyorum. 1709 yılında bir Poltava Savaşı var. İsveç ile Ruslar arasında. Bu savaşta İsveçli subay olan Strahlenberg Ruslara esir düşüyor. Esaret hayatını geçirmek için Ruslar bunu Sibirya'ya gönderiyorlar. 30 küsür yıl, 20 küsür yıl sürgün hayatını Sibirya'da yaşadıktan sonra 1730 yılında sürgün hayatı bitiyor. Ülkesine geri dönerken bugünkü Moğolistan topraklarında Orhun Vadisi'nde ilginç taşlar buluyor. Bu taşlar bizim ecdadımızın günümüzden 1250 yıl önceki ecdadımızın mezar taşları. Yüzlerce mezar taşı var. Ama bunlardan üçü çok önemli. O zamanlar daha bilmiyoruz. Strahlenberg de bilmiyor. Ne olduğunu onun bilmiyor. Türklere ait olduğunu bilmiyor. Efendim nasıl alfabe olduğunu bilmiyor. Ha, alfabe ilgisini çekiyor. Avrupa'da görülen, Paris'te görülen, Finlandiya'da görülen, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde görülen bir alfabe var. Runik alfabe deniyor. Avrupalılar buna runik alfabe diyor. O alfabeye çok benzediği için buna acaba diyorlar bu Batı ile Avrupa ile ilgili, Avrupa toplumları ile ilgili bir eser mi diye merak ediyor Strahlenberg. O abidelerin yazısını alıyor, kitabelerdeki yazıyı alıyor, kırıklıklarını çiziyor. Ülkesine geri dönünce bir makale ile bilim dünyasına tanıtıyor. O esnada Alman bilim adamı Messerschmitt'in dikkatini çekiyor. O da bir abidelerin bulunduğu bölgeye gidiyor. O da bir makale yazıyor. Bir yüzyıl kadar yine pek fazla Batı dünyasının dikkatini çekmiyor. Bizim hiç dikkatimizi çekmiyor. Çözülemiyor yazılar. Çözülemiyor. Evet. Şimdi Sayın Güler, Avrupalılar hepimizin bildiği gibi
16. 17. yüzyılda reform ve Rönesans hareketlerini gerçekleştiriyorlar. 18. yüzyılda aydınlanma dönemini yaşıyorlar. Madde alanında Avrupalılar gelişiyor. Nihayet 19. yüzyılda sanayi devrimini gerçekleştiriyorlar. Madde alanındaki bu gelişmeye paralel Avrupalılar sosyal bilimlere de önem vermek istiyorlar. Onun için kendi köklerini araştırmak için acaba Fransızlar, İngilizler, Almanlar, Ruslar, Finliler, İsveçliler ve diğer Avrupa toplulukları biz nereden geldik, bizim kökümüz nedir, bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Madde alanındaki gelişmeye paralel. İşte böyle bir düşünce dünyasında, düşünce ortamında Strahlenberg'in makalesi, Messerschmitt'in makalesi bir müddet dikkat çekmiyor ama hemen akabinde 19. yüzyılda dikkatleri çekmeye başlıyor. Acaba bu runik alfabeye benzer alfabe bizim mi demeye başlıyorlar. Yadrinsev başkanlığında bir Rus heyeti, Heykel başkanlığında bir Fin heyeti, daha sonra Radlov abidelerin bulunduğu bölgelere gidiyorlar. Daha geniş makalelerle dünyaya tanıtıyorlar bilim dünyasına ama abidelerin dili yine çözülemiyor. Nihayet İsveçli bir bilim adamı, bazı kaynaklarda Danimarkalı olarak geçiyor, Thomson, William Thomson abidelerin dilini çözüyor. Abidelerde sıkça söz edilen Kültigin, Tengri, Türk kelimeleri, Tanrı kelimesi, Türk kelimesi, Kültigin kelimelerinden yola çıkıyor. Bir de abidelerin bir cephesinde Çince yazılar vardı. O Çince yazılardan da yararlanarak anıtların dilini çözüyorlar ve Türklere ait olduğunu görüyorlar. 1893. Yani 1900'lü yılların başına doğru sözülüyor. Ve biz onlar aracılığıyla anıtlarla 1100-1200 yıl sonrasında tekrar kendi dediğimiz anıtlarla tekrar karşı karşıya kalıyoruz. Evet. İşte bizden Necip Asım, Hüseyin Namık Orhun, Muharrem Ergin rahmetli hocamız, Talat Ekin hocamız abidelerle ilgili fevkalade güzel araştırmalar yaptılar, kitaplar yayınladılar. Yani ahirete intikal etmiş olan bu bilim adamlara rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da uzun ömür, hayırlı uzun ömür diliyorum. Dolayısıyla anıtlarla ilgili böyle bir bilgiye sahip. Yani Türkçenin eskiliğini bu şekilde takip edebiliyoruz. Şimdi, evet. Bu metinlerden. Müsaade ederseniz 11. resimde o
hapishanesindeki anıtlardan bazı kesitler var. Onları görelim. Bu vadi 57. hükümet döneminde TİKHAN'ın Moğolistan hükümetiyle işbirliği kapsamında bir çalışma proje yapıldı. Orada tekrar kazılara başlandı. Türk bilim adamları tarafından. İzleyicilerimize bilgi vermiş olalım. Aslında çok büyük bir alan orada bir nevi bir tören alanı gibi eski şehir merkezi gibi düzenlendiğini ve anıtların oraya dikili olduğunu tespit ettiler. Ve şimdi şu görüntüler de o. Diğer resimlerde evet. Lütfen bakalım. 12, 13, 14 onlara bir bakalım lütfen. Moğolistan içerisinde Kaplumbağa heykeli kaidesi üzerine oturtulmuş anıtlar. Evet. Ve şu anda gördüğümüz resimdeki de orijinal boyutlarına uygun olarak bir müzede sergilenmekte. Tabii anıtların büyük bir bölümü doğal felaketlerden, fırtınadan, yağmurdan etkilenmiş, olumsuz olarak kazınmış. Bazı anıtlar onun için kendini gösteremiyor. Ama Bilge Kağan, Kültikin ve Tonyuk'u anıtları ki birisi devlet başkanı, diğeri genelkurmay başkanı, bir diğeri de Vezir Azam Tonyuk'u. Evet. Her üçünün anıtları daha sağlam yapıldığı için, daha sağlam kazındığı için günümüze kadar nispeten daha iyi muhafaza edilerek gelmiş. Tabii bu kaplumbağa şeklindeki kayda dediniz ya, mesela bir benzerlik belki böyle bunda aklıma geldi, söylemek lazım. Ulus'taki Atatürk heykelinin kaidesinde de bir bozkurt vardır. Yani bu aslında Türk kültürünün bir ürünü gibi duruyor. Çünkü mesela biz biliyoruz ki Atatürk'ün Göktürk kitabelerini okuduğunu, özel kütüphanesinde, Anıtkabir'deki kütüphanesinde bu yapılan çalışmalarla ilgili kitaplar var. Orhun abidelerinin Divan-ı Lugat Türk'ü okuduğuna dair bilgimiz var. Yani Atatürk'ün bunlardan istifade ettiğine dair. Evet. Sayın Güler, bu düşüncenizi teyit etmek amacıyla şunu ifade etmek istiyorum. Ritüeller çok önemli. Evet. Bazı toplumlar tarafından özellikle ritüeller çok önemli. İnsanlar arasındaki ünsiyeti artırıyor. Sosyal ilişkileri daha güçlendiriyor. Özellikle ufuklu aydınlar ki Atatürk bunların başında yer almakta, ritüellere önem vermiş. Anıtkabir'de Atatürk Müzesi'ni ziyaret edenler oradaki bastonlarda görecektir. Kurt kafası vardır. O kurt, bozkurt, Türk destanlarının değişmez temel motiflerinden birisidir. Evet. At gibi,
efendim ışık gibi, ağaç gibi Türk destanlarının temel değişmez motiflerinden birisidir. Evet. Yani son yıllarda, son çeyrek yüzyılda, son yarım yüzyılda bir siyasi parti amblemi, logosu olarak değerlendirilse de herkesin ben Türk'üm diyen, bu aziz milletin evladı olarak kendini gören herkesin sahip